Evet, merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle birlikte 5. sınıf konusu olan metin türlerini işliyoruz. Hemen yazıyorum kenara. 5. sınıf. Diğer sınıflarda da konular var ama 5. sınıflarda biraz daha az düzeyde işleniyor. Arkadaşlar öncelikle şiirle başlıyorum. Metin türleri nazım ve nesim olarak ikiye ayrılır. Nazım ne demek? Nazım arkadaşlar şiir şeklinde dörtlüklerden oluşan, dizelerden oluşan demek. Nesim ise düz yazı demek. Yani işte roman gibi, masal gibi, şiirden oluşmayan tamamen böyle düz yazıyla oluşan türleri denir. Arkadaşlar şiir nedir? Şiir bizim duygularımızı, düşüncelerimizi dizeler halinde ifade ettiğimiz. Dizeler ne arkadaşlar? Şunlar dizedir. Şöyle şöyle 1, 2, 3, dörtlüklerden oluşur. Bazen serbest oluşur, eşitlerden oluşur. İkiliklerden oluşur. Yani sayfanın tamamını doldurmaz. Şiirleri bilirsin şöyle. Dize dize. Kısa kısadır arkadaşlar. Ve arkadaşlar, şiir kulağa hoş gelmelidir. Okuduğumuz zaman şiiri bir zevk, bir güzellik hissetmeliyiz. Dolayısıyla arkadaşlar, hoş gelmesini sağlamak amacıyla da dize sonlarında sesler tekrar edilir. Mesela onlar bize gelirler, bizimle eğlenirler. Lerleri tekrar etti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu tip şeyleri biz bir ses güzelliği deriz. Bunlara redif denir. Ve redifler şiirlerde kullanılır. Sebebi nedir arkadaşlar? Şiirin kulağa hoş gelmesini sağlamak. Yine şiire zenginlik katan bir diğer unsur da söz sanatlarıdır. Arkadaşlar en çok kişileştirme ve benzetme kullanılır. Kişileştirme insan dışı varlıklara, dikkat, insan dışı varlıklara insana ait özelliklerin belirtmesidir. Ve bu özellikler genellikle şu şekilde olur arkadaşlar. Örneklerden inceleyelim. Bülbül güle aşık olmuş. Şimdi bülbül hiç güle aşık olur mu arkadaşlar? Olmaz değil mi? Zaten aşık olmak insana ait bir özelliktir. Ne yapılmış? Bir kuşa verilmiş, yine bir güle verilmiş. Gül ve bülbül arasında bir aşk olmaz arkadaşlar. Bir papatya bahçedeki menekşeleri kıskanmış. Bir çiçeğin kıskançlık özelliği olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ne yapmış? Kişileştirme yapmış. Bir diğeri benzetme. Arkadaşlar benzetme iki varlıktan birinin diğerine benzetilmesidir. Ve genellikle şu şekilde olur. İyi olan, güçlü olan varlığa zayıf olan benzetilir. Örnek üzerinden inceleyelim. Çocuk, keçi gibi inatçı gibi. Olur arkadaşlar çocuğun inatçılık özelliği keçiye benzetilir. Yani inat deyince aklımıza ilk gelen şey ne? Keçidir. Keçi çok inatçıdır. Çocuğun da bu inatçılık yönü abartılmış ve keçiye benzetilmiş. Bir diğeri kalem kaşlıya söyle derdini. Ne yapmış arkadaşlar? Kalem değil mi? Güzeldir, düzdür. Yarenin, sevgilisinin kaşını kaleme benzetmiş. Kalem kadar güzel demek istemiş. Bunları yazıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri masal. Masal benim düz yazı türlerimden biri. Arkadaşlar masalların en büyük özelliği olağanüstü olayları anlatırlar. Olağanüstü ne demek? Gerçekte olması mümkün olmayan işte devler, pireler, cinler, büyücüler vardır ya masallarda. İşte ondan bahsediyor. Hayali öykülerdir. Gerçekte yaşanması mümkün değildir. Öyle bir imkan yoktur arkadaşlar. Bunlara masal denir. Özelliklerine bakalım. Kahramanları olağanüstü güçlere sahiptir değil mi? Devler, büyücüler, sihirbazlar. Olayların ne zaman neyle geçtiği belli değildir. Ne der? Evvel zaman içinde, kalmış zaman içinde değil mi? Ne zaman geçtiği belli değil. Olaylar geçmiş zaman bir varmış. Mış'ı biliyorsunuz değil mi? Geçmiş zaman kipi. Ne bileyim duyulan geçmiş zaman. Bir varmış, bir yokmuş diye başlar. Genellikle evrensel. Evrensel ne demek arkadaşlar? Tek bir ırka, yani sadece Türk ırkına hitap edecek diye bir şey yok. Yani öyle bir masal olacak ki herkes okuduğunda zevk alacak. Bunlara evrensel denir. Bütün dünyaya hitap ediyor yani. Masalların sonunda iyiler ödüller verilir. Değil mi? Genellikle öyle olur. İşte onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. İyidir. İşte Pamuk Prenses masalında ne oluyor arkadaşlar? Pamuk Prenses'e önce işte elma veriyorlar, bayılıyor, sonra geliyor işte prens onu öpüyor, uyanıyor, mutlu oluyorlar, evleniyorlar. İşte cadı yine cezalandırılıyor. Dolayısıyla iyiler ödüllendiriliyor, kötüler cezalandırılıyor. Masalların eğitici ve ibret verici yönleri vardır arkadaşlar. Ne oluyor? Çünkü hep iyiler kazanıyor. Yani iyi olursanız her zaman kazanırsınız. Masallarda bu mesaj her zaman verilir. Kötü olursanız da her zaman kazanırsınız.
kaybedersiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki